Beni böyle eğlendireceğinizi bilseydim, tıbbiyi daha önce bitirmeye çalışırdım. Hayatın kitaplarla ölü kemikleri arasında geçti. Bana sorarlarsa Halazadin dünyanın en çalışkan doktorudur derim. Ve en toy doktoru. Neden abi? Ama ben kitaplardan... Bırak oğlum şu kitapları azıcık. Canlı kadınlar tıp kitaplarındaki hanım resimlerinden daha sıcaktırlar. En iyisi buradan doğru posta Madame Despina hastanesine. Hiç duymadım. Hususi bir hastane mi? Doktorlarının kadın olduğu bir yer. Merak etme, toyluğunu çabuk tedavi edecek iyi operatörler vardır. Müjdem adam! Turgut Bey geldi! Ooo! Haydi kızlar! Çabuk olsun! Haydi kızlar! Çok geldiler! Merhaba Madame Despina! Hoş geldiniz Pasnağım Kalasori! Hoş geldiniz! Durun ya, o sinek kağıdıymışım gibi yapıştınız bana! Durun! Abimin olduğu yerde insan kadından yana hava alıyor! Şeytan tüyü mü vardır nedir? Eli çok açık da ondan bre Pasnağım! Bu sana ilk ders! Kadın milletinin anahtarı paradır! Ne kadar çok sarf edersen... O kadar çok anahtarın olur! Nasıl abi, ben piştim değil mi artık? Sizlere tanıtırım, en küçüğümüz Doğan. Tıbbeyi bitirmesi şerefine eğlendirelim dedik. Onun için bu gecenin kralı Doğan'dır. Herkesin kalbinde olsun, en güzel kızı o seçsin istiyorum. Bu kadar! Genç bir doktorun beni seçmesini isterdim. Açık gözleri tahsildar yapıyorlar kızım, açıl bakalım! Kardeşiniz çok da yakışıklı maşallah! Ne kadar da! Çok tatlı çocuk doğrusu! Hatrafını çeken yok mu? Sıkılganlık kadınlara cazip geliyor galiba. Anlaşılan pabucumuz dama atılacak. İyisi mi kendimizi müziğe verelim? Kızı tanımıyorum madam. Yok, bu kız bizden değil. Zahit Bey dışarıdan geçiyor. Pa 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 pa. Vre Zahit Bey, olur vre böyle şeyler. Olur vre böyle şeyler. Elbette olur. Kim bu serseri? Bırak be o kızı. Getirinceye kadar göbeğimiz çatladı zaten. Kafanın da çatlamasını istemiyorsan bas git buradan. Senin canına! Ah! Atın şu soytarıyı! Bir gün bunun acısını çıkaracağım sizden. Defol dedim ulan! Ah!
Çok da güzel kızmış. Neredeyim? Kollarımdasın şekerim. Seni o pis sarhoşun elinden kurtardık yavrum. Siz de onlardansınız. Her gördüğünüz kıza kötü gözle bakıyorsunuz. Bir randevu evinde karşılaştığımız kıza nasıl göze bakmamızı istiyorsunuz? Ben buraya ait değilim. Yalvarırım size söyleyin, beni hiç gördünüz mü burada? Siz anlatın hanımefendi, ne olursunuz söyleyin! Hepiniz böyle söylersiniz. Bu hikayelere karnımız tok kızım. Ne kadar kötüsünüz! Erkek değil misiniz? Hepinizden nefret ediyorum! Bırakın beni! Öbür erkeklerden olmadığımı ispat etmek için bırakmayacağım. Pembe oda boşum madam! Bir dakika abi! Ne var? Bu kızı bırakmanı istiyorum. Neden? Bu davranışınla az evvelki adamın durumuna düştüğünün farkında değil misin abi? Beyimiz büyüdü de bize ahlak dersi veriyor artık! Bana akıl vermeye kalkma! Akıl vermiyor, hakkımı istiyorum! Ne hakkı? Bu gecenin en güzel kızını seçme hakkını bana vermediniz mi? Evet ama... Şu halde ben bu kızı seçiyorum! Alın şunu, sırtınıza geçirin! Teşekkür ederim! Yurdumu terk ettim, evimi terk ettim. Hayatım, zavallı hayatım sebepsiz sürünüyor. Güneşimi terk ettim, mavi denizimi terk ettim. Vedamdan çok sonra hatıraları canlanmakta. Ne iyisiniz? Bütün insanlara karşı inancımı kaybettiğim sırada size rastladım. Aslında abilerim de iyi insanlardır. Ama... Gerçeği göremeyecek kadar sarhoştular. Sert görünüşü altında temiz bir kalbi vardır Turgut'un. Küçük yaştan beri hayat gayeleri içinde kalması... ...onu insanlara karşı haşin yaptı. Asıl teselli edilecek sizken... ...ben de kendi dertlerimle sizi... ...boş verin bana. Gelin evinize bırakayım sizi. Evim yok benim. Nasıl? Eviniz yok mu? Annemi kaybettikten sonra kimsesiz kaldım. Bu sırada Cahit el uzattı. Geceki adam mı? Evet. Kendi fabrikasında iş verdi. Bu gece de eve tanıdık bir pansiyon diye götürdü. Sonra da... biliyorsunuz işte. Unutun artık, hepsi geçti. Ve ben gene işsiz, gene sokakta kaldım. Ümitsizliğe kapılmayın. Evimiz o kadar büyük, o kadar boş odamız var ki... Bilmem ki nasıl olur. Annem dünyanın en merhametli kadınıdır. Beni taparcasına sever ve inanır. Sonra feşli de zavallı. Konuşacak bir arkadaşa ihtiyacım var. Tekrar ümitlenmekten korkuyorum. İnanın bana. Tüm korkularınız geride kalacak. Güzelsiniz ama hakkınızda kardeşçe düşüncelerden gayrı bir şey yok aklımda. Mesleğine aşık biriyim ben. İktisat için yakında Avrupa'ya gideceğim. Söylediklerim hep iyiliğini. Tanrım, inşallah rüya görmüyorum. Anne! Bir oda istiyorum anne. Oda mı? Sizden neyimi esirgedim ki oğlum? Bu odayı bir başkası için rica edecektim. Bir başkası mı? Kim? Talih kuşunu sokakta bıraktığı biri. Sıkıntıya düşmüş bir arkadaşınsa tabii buyursun. Arkadaşım değil anne. Bu gece tanıdığım bir kız. Yoksa? Telaşlanmayın. Sadece zavallı bir kız o kadar. Zor bir durumda bulduk onu. Kimsesizdi. Evi, hatta yatacak yeri bile yoktu. Acıdım. Sizin de dünyanın en iyi annelerinden biri olduğunuzu bildiğim için getirdim buraya. Peki ama oğlum, sokakta bulduğum bir kız için fazla iyimserlik sayılmaz. Kendisini görmeden karar vermeyin anneciğim.
İzin verirseniz çağırayım. Nerede? Yan odada. Gel kızım. Yaklaş bakayım. Adın ne senin? Sibel. Hiç mi kimsen yok? Yok efendim, yapayalnızım. Nerede tanıştınız oğlumla? Müsaade ederseniz cevabını ben vereyim anne. Sen de mi tanıyorsun küçük hanımı? Evet anne. Biraz yan odaya geçin küçük hanım. Konuşacaklarım sizi memnun etmeyebilir. Tıbbiyeyi bitirmek her insanın hayatı tanımasına yetmiyor anne. Doğanım akıllıdır benim. Öyle olsaydı kadınların satıldığı adi bir evde rastlanan bir kızı tutup kolundan buraya getirmezdi. İnsanları bulundukları yerlere göre değil, taşıdıkları kalbe göre değerlendirmek lazımdır abi. Bırak bu kitaplardan kapma sözleri oğlum. Başkaları hakkında konuşurken dikkatli ol abi. Asıl sen davranışlarında dikkatli ol. Görünüşüne göre hüküm verme. Ben bütün gece konuştum kendisiyle. O ıstırap dolu hayat hikayesini bir dinleseydin. Hayat hikayesiymiş. Sokak kadınların uydurdukları palavralara inanılsaydı, aile yuvaları süpürüntülerle dolardı. Bu kadar insafsız olma abi. Çok safsın Doğan. Bu gibi kadınların dağcıklarında acemi çaylaklara yutturulacak 3-5 acıklı hikaye daima bulunur. Saflık kadar bazen fazla tecrübe de yanıltır insanı. O kadar maceran olmuş, o kadar kötü kadın tanımışsın ki artık herkesi öyle görür olmuşsun. Yeryüzünde temiz kalmış insanlar da var. Yeter artık bu saçmalar! Daha fazla inat edip tepemi attırma! Yanımızda annem olmasaydı, seninle daha başka türlü konuşurdum. Maşallah, odada anneniz olduğunu hatırlayabildiniz nihayet. Öfkemi mazur görün anneciğim, böyle bir kadın yüzünden Doğan'la çatışmak istemezdim ama... Münakaşa etmenize lüzum yok. Çünkü gidiyorum. Bütün ağır konuşmanıza ve beni kötü görmenize rağmen size kızmış değilim. Ben zaten talihsiz doğmuş. Her bastığı yer çökmüş, her tutunmak istediği dal kırılmış bir insanım. Dün akşam karanlık dünyama ufacık bir ışık tutmuştu Doğan Bey. Belki kurtulurum sanmıştım. Üzülmeyin Doğan Bey, düşene el uzatmak kolay değil. Alın yazım bu. Siz ne kadar iyi olursanız olun, kaderi boğulmak olan bir kimseyi kurtaramazsınız. Sizi de hanımefendi, hepinizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Allah'a ısmarladık. Çağır onu Doğan! Çağırmak mı? Hangi yüzle? Hayvan bile kovulduğu yere bir daha gelmez. Kırılan gurur, ayaklar altına alınmış bir izzeti nefs. Yok yok anneciğim! Siz yalnız onu değil, beni de, benim size olan inancımı da yıktınız. Olan oldu artık Doğan. Hiç olmazsa birbirimizin kalbini kırmayalım. Keşke fakir bir kızın kalbini kırarken de böyle düşünseydim. İnsan istese bile bütün fakirlere el uzatamaz ki. Ama babam vaktiyle hayatı kararmış bir kıza uzatmış değilim. Öyle değil mi anne? Siz kendiniz söylemez miydiniz bize, yoksul bir ailenin zaruret içinde çırpınan bir kızı olduğunuzu? Babam yetişmese belki de sefalet içinde eriyip gideceğinizi. Kız denize doğru gidiyor, niyeti kötü galiba! Yetişin, kurtarın onu! Bu yüzün sahibi kötü olamaz. Haklısın kızım. Çaresizlik, kimsesiz, işsiz, parasız kalmak kolay değil.
Fakat hiçbir şey senin hayatına kıymana değmezdi. Çektiklerimi bilseniz. Belki daha acılarını çektim vaktiyle. Şimdi kocamdan büyük bir servet kaldığı halde... İnan ki sen benden daha zenginsin. Daha mı zenginim? Hı hı. Yürüyebilen iki bacak. Ve senin şu yaşın için milyonlar feda ederim. Hayatta sıhhat ve gençlik kadar büyük servet yoktur. Bana cesaret verdiniz. Bundan sonra hep aramızda kalacağına göre... ...bana anne diyebilirsin. Ağlama yavrum. Hayatım ağlamakla geçti. Ama ilk defa saadet gözyaşı döküyorum. Bırakın ağlayayım anne. Nasılsınız diye sormak istedim. Sayenizde yaşıyorum. Yetişmeseydiniz belki şu anda suların derinliklerinde olurdum. Ya da kabalık etmeseydim böyle şeyler olmazdı. Rica ederim. Gelişimin asıl sebebi sizden sarf ettiğim yersiz sözler için özür dilemekti. Estağfurullah. Unutun bunları artık çocuklarım. Babalarının son eseriydi. Çok sevdiğimiz bir parçadır. Ha, adı ne? Yemin. Ne güzel çaldınız. Kendimi başka dünyalarda sandım. Biz çalmıyor, ruhumuzu koyuyoruz da ondan. Ne yazık ki bu topluluktaki son çalışım. Sen Avrupa'da tahsildeyken biz de tam 4 sene eksik kadroyla çalacağız. Sizi çok arayacağız Doğan Bey. Hele ben. Çünkü her şeyimi size borçluyum. Kimse kimseye bir şey borçlu değildir Sibel. Hem evdeki son gecemde neşeli olmanızı isterim. Onu çok arayacağız. Dünyanın en iyi insanlarından biridir Doğan. Uçak uzaklaşırken içimde bir eksiklik duydum. Ben de o eksikliği kapatmak için bir yere uğrayıp 2 kadeh patlatmam lazım. Abim üzülünce de içer, sevinince de. Sibel'i sen bırakırsın herhalde. Elbette! Çocukluğumda ilk heves ettiğim meslek balıkçılıktı. Sonra itfaiyeciliğe, arkadan da pilotluğa merak sardım. Ama baba mirası fabrikatör oldum. Ben de öğretmen olmak isterdim. Etrafımda cıvıl cıvıl koşuşan talebelerim olsun. Yaramazlık etsinler, bana çiçek getirsinler diye düşünürdüm. Ama her düşündüğü olmuyor ki insanın. Hey küçük! Bir ilkokul öğrencisi için fazla yaşlı sayılırım ama... ...size çiçek vermek beni de mesul eder. Çok naziksiniz. Fakat maalesef çiçeğim size layık değil. Çiçeklerin hepsi güzeldir. Sizin gibi. İltifatınıza teşekkür ederim. Deniz'i şimdi daha fazla sevmeye başladım. Neden? Bizde kalmanıza sebep oldu diye. Eve neşe getirdiniz. Tam aksi. Neşeyi evinizde ben buldum. Gülmek, yarını düşünmeden uyuyabilmek neymiş burada öğrendim. Eskiden saatlerce uyuyamazdım. Şimdi de ben uyuyamıyorum. Bir rahatsızlığınız mı var? Evet. Üzüldüm. Diş ağrısı çekmiştim de bilirim. Çektirdim de öyle kurtuldum.
kalpler de dişler gibi çekilebilseydi, ben de kurtulurdum. Sibel hakkındaki davranışında ne kadar haklı olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum Doğan'ım. Kızcağız evin içindeki eksikliği giderdi. Alev bir kadınla üç delikanlının gezindiği o sessiz köşk ılık bir yuva halini aldı. Sen Paris'e gidince yapayalnız kalmaktan korkuyordum. Geceleri evin kapısını güç bulan Haşeri abim ve Tarık, şimdi Sibel sayesinde ev kuşu olup çıktılar. Onun etrafında koşuşup duruyorlar. Sen eve bir kız değil, iyilik perisi getirmişsin Doğan. Tek üzüntüm senden ayrı olmak. Gözlerinden öperim yavrucuğum. Anne! Eline sağlık Sibel, ne güzel kahve yapıyorsun. Sen tebrik etmiyor musun abi? Turgut Bey ses çıkarmadıklarına göre beğenmediler galiba. Ben beğenmediği zaman homurdanan, beğendiği zaman da ses çıkartmayan tiplerdenim. Abim iyi şeyler hakkında çenesini yormaz. Oğullarımın en tersidir ama içi iyidir. Bakmayın siz ona. Ben de yatayım artık. Allah rahatlık versin çocuklarım. Tarık oğlum, beni odama götürür misin? Peki halacığım. İnsan hem annesine saygı duyar, hem de sigara tiryakisi olursa kötü oluyor. Yanında içmiyor musunuz? Bizi hala çocuk görür. Sizleri çok sevdiği belli. Aramıza yeni girmenize rağmen annemin kalbinde siz de büyük bir yer kaptınız. Sevgi kapılmaz. Karşısındakiler tarafından verilir Turgut Bey. Eğer kalplerinde bana da küçücük bir yer ayırdılarsa... Neyse, kelimeler mühim değil. Zaten benim ağzım bu gibi laflara alışık değildir. Kısacası, herkese sevdirdiniz kendinizi. Tanımadığı bir ailenin merhametine sığınmış kimsiz bir kız, kendini sevdirmek zorundadır. Ben de onlara aynı, hatta daha büyük bir sevgiyle bağlıyım. Onlara? Ben de bu ailedenim Sibel Hanım. Tabii, size de hürmetim var Turgut Bey. Onlara sevgi, bana hürmet. Neyse, hiç yoktan iyidir. Hem ne diye yalan söylüyorsunuz? Yalan mı? Evet. Benden nefret ettiğinizi söylerseniz size kötülüğüm dokunur diye mi korkuyorsunuz? Ben kolay kolay korkmam Turgut Bey. Çok mu cesursunuz? Hayır. Çok çekmiş, korkuya alışmış bir insanım. Öyleyse benden nefret ettiğinizi neden itiraf etmiyorsunuz? Sizden nefret etmem için bir sebep yok ki. Etmemeniz için de sebep yok. Çünkü buraya ilk geldiğiniz gün size cephe aldım, hakaret ettim. Ben olsam beni intihara kadar iten bir adam unutmaz, ondan nefret ederdim. İnsanlar kincidirler. Siz öyle olabilirsiniz ama ben değilim. Ben sizi bana hakaret eden adam olarak değil, denize atılarak beni ölümden kurtaran bir insan olarak hatırlıyorum. Allah rahatlık versin Turgut Bey. Memleketten ayrı 3 ay, 3 asır gibi geldi. Hepiniz daha şimdiden gözümde tütüyorsunuz. Sen vatandan çok uzakta fakat sevdiklerinin kalbindesin Doğan. Bense sevdiğimin yanında ama kalbinin dışındayım. Saçmaladığımı sanma, seviyorum. Bunu ilk sana itiraf ediyorum. Sibel'e aşık oldum Doğan. Her gün bir aradayız. Her geçen saniye ona biraz daha bağlanıyorum. Fakat ne zaman açılacak olsam başka laf karıştırıyorum. Dün Luna Park'taydık. Çocuklar gibi eğlendik. Dönme dolapta korktu bir ara. Bana sokuldu, kedi yavrusu gibi sevimliydi. Tam seni seviyorum diyecekken dolap durdu. İtirafım da boğazımda kaldı. Az sonra ördeklere halka atarken ellerim titriyordu. Hedefi göremiyordum. Neden dedi, seni sevdiğim için diyecektim. Halkaları kaptığı gibi her ördeği avladı. Her avında bir kahkaha kopardı. Her kahkahası itirafımdan bir parçayı alıp götürdü. Eve dönmeden önce yürümek istedi. Beyoğlu'nda serseriler gibi dolaştık durduk. Caddelerde çocuksu bir mutluluk içindeydik. Tabii her an çiğnenmeye hazır bir kıza da aşk ilan edilemez ya. Halam deli oluyor onun için.
O geleli canlandı. Hayata daha başka bakar oldu. Bu kızda iyiliğinden gelen garip bir hava var Doğan. Yalnız abimi bilirsin. Kadınları hem sever hem de ters davranır. Ama Sibel'e büsbütün huysuzluk ediyor. Ona aşığım, sataşma abiyi desem, işler büsbütün karışacak. Hele dün akşam öyle bir şey yaptı ki aklım durur. Vakit öldürmek için iskeleye çıkmıştık. Bir sandal geçiyordu önümüzden. Gençlerle dolu bir sandal. Akordeon çalıp eğleniyorlardı. Önce onlara kızdı. Kafa ütülemek için Allah'ın denizinde yer mi tükendi? Gürültünüz biraz uzakta yapın dedi. Ses çıkarmadılar. Sonrasını yazarken bile ateş bastı. Siz burada oturdukça yakında evin önünde bando mızıkayla dolaşırlarsa hiç şaşmam. Bir kusur mu yaptım? Akordeoncu size bakıyordu hep. Sibel'in kabahatini, gözünü çıkaramaz diye oğlanın. Cinlerim tepemdeyken fazla laf edilmesini sevmem. Peki, öyle olsun. Benim yüzümden kalbini kırdınız Tarık. Tarık'ın kalbine pek meraklıysanız koşun da tamir edin. Onu demek istemedim. Ya ne demek istediniz? Haksızlık ettiğinizi. Bakıyorum adalet üzerine çalışıyorsunuz. Sadece sizden korunmaya çalışıyorum. Ben canavar değilim ki benden korunmaya çalışasınız. Ben de kayıkla gezenlere göz atacak kadar hafif bir kız değilim. Bana öyle sert çıkışlar yapmayın. Yapamam ki zaten. Niye? Belki döversiniz. Baksanıza gözlerime. Bakın bakın. Peki baktım. Ne görüyorsunuz? Öfke. Öyleyse yarın ilk işiniz kendinize bir gözlük almak olsun. Neden? Sevgi öfkenin tam tersidir de ondan. Bir itirazınız varsa vazgeçin. Çünkü reddedilmekten hoşlanmam. Kıskancımdır da. Hem öylesine kıskanç ki Tarık'ı bile yanınızda görünce bozuluyorum. Kuzeniniz iyi bir çocuk. Bana göre Tarık da Doğan da dünyanın en iyi insanlarıdır. Fakat sizce yeryüzünde tek iyi erkek olmalı o da ben. Çok tuhafsınız. Hakkınızdaki fikirlerimin ne olduğunu bile bilmeden emretmeye kalkıyorsunuz. Emretmiyorum. Madem ki sizi seviyorum, siz de beni sevmeye mecbursunuz. Ne var ağlayacak? Korkuyorum. Neden? Sizi sevmekten. Yapmayın, çarparız bir yere. Evlenme teklifime evet diyene kadar basacağım beza. Gör bak. Olmaz, hayır. Ne olursunuz Turgut Bey, yalvarıyorum. Uzun lafın kısası evet deyin de olsun biz. Gözlerinizi kapamakla tehlikenin önüne geçemezsiniz. Açın ve evet demek zorunda olduğunuzu anlayın. Benden evlenmek ağaçların birine çarpıp ölmekten daha kötü değildir. Evet mi, hayır mı? Evet. Biraz çapkın, biraz serseri, birazcık da kavgacı bir adamım ama iyi bir koca olacağımı sanıyorum. Ben de iyi bir eş olabilirsem. Fakat... Ecel teri dökmek istemezsen de hiçbir dediğime itiraz etmez. Siz... Sen diyeceksin artık. Kelime olarak bile aramıza senle benden başkalarının girmesine tahammül edemem. Kıskancımdır. Belli. Hayatıma giren günlük kadınları bile kıskanırdım. Bana ayak uydurursan evlilik sandığın kadar güç olmaz. Şimdi bu anı beraberce kutlayalım. Parça bizim de şarkımız olsun. Hayatımın ilk aşkı şerefine kaldırıyorum kadehimi, şerefine. Niye sen de şeref edemedin Sibel? Doğru olmayan bir sözdü de ondan. Belki kötü taraflarım vardır ama yalanı sevmem. Unuttunuz anlaşılan. Hayatınıza çok kadın girdiğini kendiniz söylediniz az önce. Biz falan yok artık dedik, bu bir. İkincisi, o kadınlar hayatıma girdiler ama kalbime asla. Üçüncüsü de, otomobilde beni 160 kilometreye kadar çıkartan inadın sebebi neydi? İnat değil. Annenin nazarında evine ayak bastıktan sonra oğlunu ayakmış duruma düşmekten çekindim. Ona hürmetsizlik etmek istemem. Bundan sonra yalnız bana hürmet etmeye çalış. Çok sert konuşuyorsun. Ayağın gaz pedalında değil. Korkacak bir şey de yok. Demin evet dediğime şimdi hayır diyebilirim. Ayağın pedalda değil ama bak, elim boşta.
Bir kadına vurabilir misin? Hiç denemedim ama gerekirse belki. İnsanlar evlenmeden önce gizlerler kötü taraflarını. Ben aksini yapıyorum Sibel. Sevdiğim kızın beni kötü taraflarımla tanımasını istiyorum. Açık sözlülüğüne teşekkür ederim. Teşekkür edeceğine beni sevdiğini, hiç olmazsa hoşlandığını söyleseydin daha memnun olurdum. Hoşlanmadığım bir erkek değil arabayı hızlandırmak, beni füzeyle boşluğa fırlatsa gene evet dedirtemezdi. Güzel ama en kestirme ve babadan kalma bir şekilde seni seviyorum desen daha memnun olurum. Seviyorum Turgut. Hem de benim için denize atıldığın günden beri. Gene bir mektubum var. Teşekkür ederim. Aramızda memleketten en fazla mektup alan sensin. Tarık'tandır. Kıza aşık. Ona açılacağı yerde oturup hislerini bana yazıyor. İçinde resim de var galiba. Güzel şey aşık olmak. Hı. Ne o, kötü bir haber mi var? Kötü değil ama şaşırtıcı bir şey. Turgut'un nikah davetiyesi. Şaşacak ne var bunda? Tarık aşıktı Sibel'e, Turgut evleniyor. Allah hayretsin. Tarihe bakarsan bugün evlenmiş olmaları lazım. İki kuzen paylaşamadıklarına göre güzel kız galiba. Dünyanın en güzel gelini oldun. Sen de damatların en yakışıklısıydın. Hayatta en korktuğum şey evlenmekti. Hala korkuyor musun? Şimdi benliğimi saran tek duygu var. O da aşk. Allah'ım sen beni delirmekten koru. Bütün balayımızı gözleri kapalı olarak mı geçireceksin? Son zamanlardaki hayatım sinema şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Filmi beğendin mi? Çok! Başları acıklıydı biraz ama sonunda kız evlendi, mesut oldular. Jön nasıldı? Güzel bir burnu vardı. Saçları dalga dalga, çenesi çukurdu. Başka? Birazcık yamyamdı. Ama tatlı bir delikanlıydı. Evlendikten sonra karısını balayına büyük adaya götürecek. Orada eşeklere bindirecekti. Oğlum hanımın yanında iki paralık ettin beni. Hadi koca baş sallan biraz. Nasıl geçiyorum seni? Kızım senin baban kovboy mu? Of! Çok acı. Ya kocanı geçip rezil eder misin? Böyle olur işte. Geçmem bir daha. Vay, hazret bozuldu bu işe. Bağışısına beyefendi. Bir daha gizli öpüşürüz. Burada mı denize giriyoruz? Evet. Niye plaja gitmedik de buraya geldik? Kocanın dünyanın en kıskanç erkeği olduğunu bilmiyor musun? Herkes plaja gidiyor ya. Olsun. Kocam biraz mütehassıp, biraz inatçı, birazcık da kalın kafalıdır. Söyle öyle değil mi? İftira etme kendini. Bu güzellik güneşten bile kıskanılır. Beni o kadar çok mu seviyorsun? Hasta olacak kadar. Hadi denize girelim. Ama burada çakıllar var, ayağıma batacak. Öyleyse ayağım ben olacağım. Yorulursun, çok ağrımdır. Aşk ne kadar ağır olursa olsun, sevene hafif gelir.
Balayından memnun kaldın? Bir ömür yetecek kadar tatlı günler geçirttin bana. İşleri de epey serdik. Seni bırakıp doğru ocağa gideceğim. Beni de götürsen. Ne yapacaksın orada? Seni işinin başında görmek istiyorum. Ne olur? Pekala, madem ki istedin... ...toza, toprağa, taş kırma makinelerinin gürültülerine kattıracaksın ama. Ne bu hal? Sen amele başı mısın? Yoksa taş ocaklarının sahibi misin? Çalışmak ayıp değil ya. Değil ama herkesin işi kendine göre, nefes nefesisin. Neredeyse yorgunluktan bayılacaksın. Ya bayılmak istiyorsam? Nedir bu son zamanlardaki sapıklıkların? Yoksa deliriyor musun nedir? Kim bilir, belki de. Bir çeşit beyin humması. Fazla sıkıntı ve yorgunluktan olmalı. Tehlikeli mi? Kesin olarak evet veya hayır diyemeyeceğim. Adınız Sibel değil mi? Evet. Niçin sordun? Sesi çıkmıyor ama... ...yaklaşırsanız dudaklarının kımıldayışından ne söylediğini anlarsınız. Açıkçası hastalığın adına beyin hummasından çok Sibel diyebilirim. Eskilerin kara sevda dedikleri şey bu. Anlaşılan nişanlınızı üzmüşsünüz biraz. Ben evliyim efendim. Kocam hastanın halazadesidir ve ben kocamı her şeyden çok severim. Bu şartlarla tedavi için en gerekli ilaçtan mahrumuz demektir. Yani? Yani şu, modern tıp hastalıkların mikroplardan çok ruhi yıkıntılardan olduğunu... ...bu yüzden hastalıkların evvela manevi sebeplerini tedavi etmek gerektiğini söylüyor. Elimden ne gelir ki? Çok şey. Eğer hastanın iyi olmasını istiyorsanız tehlikeyi atlatana kadar ona ümit vermek gerek. Onun ümit dünyasının tek ışığı da sizsiniz Sibel Hanım. Fakat nasıl olur? Biliyorum, zor durumdasınız. Fakat ölmek tehlikesiyle karşı karşıya olan bir insana yapılacak yardım her türlü kötü düşünceyi önler. Anlıyorum. Be. Doğru söyleyeyim doktor bey. Yeğenim iyi olacak mı acaba? Endişe etmeyin hanımefendi. Yeğeninizin iyi olması kuvvetle muhtemeldir. Gereken şeyleri Sibel Hanım'a anlattım. İhtimamını esirgemeyecektir sanırım. Günaydın Tarık. Nasılsın bugün? İyiyim biraz. Neden güldün Tarık? Beni iyileştirecek ilaç bu ufak işlere sığmazdı ondan. Anlamadım. Daha iyi. Bak Turgut, üç gece içinde adam akıllı açılmış değil mi? Gençler çabuk iyileşir. Yaşlar da işlerini gayet iyi bilip hiç hastalanmazlar. Öl desem ölürsün, üstelik bir olmaktan hiç bıkmazsın değil mi? Sibel Hanım'ı gördün mü? Az evvel Tarık Bey için çiçek topladı bahçeden. Herhalde yanındadır. Peki. Beni en çok seven sensin galiba. Çiçekler için teşekkür ederim. Hastalığın en iyi ilacı çiçektir. Benim de ilacım sen oldun Sibel. Hastalığımdaki fedakarlığını ömrüm boyunca unutmayacağım. Konuşulmaya değmez. Nasıl değmez? Sen bana kuvvet vermeseydin ölürdüm. Laf, neden ölecekmişsin? Ölmek istiyorum da ondan. Fakat...
Davranışındaki sıcaklık içimi ısıttı Sibel. Sen ölümden hayata geçmem için köprü oldun bana Sibel. En fedakar hemşirelerden daha canla başla çırpındın durdun. Eğer hastalandığını duysalardı, dünyanın en yakışıklı delikanlısı yatağa düştü diye bütün hasta bakıcılar seferber olurdu. Yakışıklı mıyım? Bu bir iltifat mı yoksa alay mı? Hakikat. Hakkımda böyle düşündüğünü bilseydim, ölmeyi arzulamazdım. Çünkü söylemesi zor ama anlıyorsun değil mi? Evet ama... Biliyorum, bunu düşünmek bile kötü. Çünkü Turgut'u ikimiz de çok severiz. Turgut benim hem abim, hem kardeşim, hem de babam. Her şeyim o benim. Ne olursa olsun bir noktada ona olan sevgimiz her duygunun üzerinde oluyor. Turgut'a beslediğim büyük sevgi için teşekkür ederim. Bir tuhafsın. Yaşlıların günü gününe uymaz. Çocuğu, bu yaşta ihtiyarlık lafını nereden çıkardın? Hiç, ihtiyarlık kişiden kişiye değişir. Anama göre çok gencim ama mesela senin veya Tarık'ın yanında yaşlı sayılırım. Kuzum sarhoş musun sen? Şimdilik değilsen bile olacağım. Peki ama neden? Yaşımın 35 ve benden daha yakışıklı erkekler bulunduğunu unutmamak için. 35 yaş erkeğin en güzel yaşı. Karısından 15 yıl önce doğmamışsa belki. Ben seni sevdikten sonra istersen 100 yaşında ol. Ne çıkar bundan? Hiç. Aklıma geldikçe uykum kaçar içerim. İçtikçe düşünürüm ki... Ne düşünürsün? Ne düşünürsem düşünürüm, sana ne? Hem gitsene başımdan, sıkılıyorum işte! Yalnız kalmak istiyorum! Kucağında ne işi var? Merdivende bayılınca... Merdiven başında bayılmasını mı bekliyordun? Gürültüden uyandım. Ne oldu? Neredeyim ben? Tarık Bey'in kucağında! İnsanlık namına bir iş yaptımsa kabahat mi? Karımla ilgili her çeşit insanlık yalnız beni ilgilendirir. Turgut! Ne Turgut'u? Yoksa kucakta seyahat etmek pek mi hoşuna gitti? Bu şekilde konuşmak yakışmıyor sana. Ama gece yarıları gecelikle genç erkeklerin kucaklarında dolaşmak pek yakışıyor sana. Ben herhangi bir genç erkek değilim. Senin en yakın akrabanım. Benim için akraba makraba fark etmez. Erkek erkektir. Fakat Turgut... Git yat, kafa şişirme derim! Özür dilerim. Eğer erkek oluşum seni bu kadar rahatsız ediyorsa... yarından itibaren bu evi terk ederim. Çok ağır konuştun Turgut. Neden bu kadar değiştin birdenbire? Balayındaki güzel günleri, ömür boyunca sürecek diye hayal kurduğumuz mesut saatleri ne çabuk unuttun? Nedir bu halin? Kızacak, gücenecek ne var ortada? Çok sorma! Bilmiyorum. Belki de çok sevdiğimden,
Belki de bu sevgiyi hazmedemediğimde. İnsan sevdiğine böyle mi yapar? Ne biçim sevgi bu? Ne biçim mi? Ben böyleyim işte, anlıyor musun? Beğenmiyorsan çeker gidersin. Ne yazık. Bu Mesut hadiseyi gözyaşlarım mı takip edecekti? Hangi Mesut hadise? Demek Tarık kucağına aldı diye bayılman Mesut bir hadise oldu. Mesut eden kucakta taşınmam değil. Bu hadisenin yavrumuzun müjdecisi oluşuydu. Çabuk düşeceğini sanmıyordum. Gazetelerde evlenme ilanını okuyunca Turgut da artık öldü demiştim. Ben 9 canlıyımdır. Bir nikahta postu teslim etmem kolay kolay. Kendi postum namına sevindim bu işe. Garson! Hı? 2 viski. Başla efendim. Bana sert bir içki getir. Emredersin. Evlilik seni öldürmemiş ama neşeni kaybettirmiş. Buraya onu bulmak için geldim. Ben veririm sana. Turgut'um benim. Sen bir yana, dünyanın bütün erkekleri bir yana. Artık beni ihmal etmeyeceksin, değil mi? Hayır. Bekarlardan daha bekar olacağım. Hangi taşı kaldırsalar altından ben çıkacağım. Turgut mu? Eski sevgilimdi. Evlendi, ortalardan yok olduydu. Şimdi yeniden çıktı ortalığa. Ne istiyordu senden? Her şeye yeniden başlamamızı.
eski hovardalıklarına başlayacakmış. Bekarlardan daha bekar olacak. Gece hayatında hangi taşı kaldırırlarsa altından o çıkacakmış. Acaba? Edepsizliğinden. Maşallah 6 saatlik bir çocuk için müthiş bir ses. Hanımefendi, kocanız Turgut Bey telefondalar. Bir alo? Kızım olmuş. Kadınlar dışarıya dadanan kocalarını eve bağlamak için hemen çocuk doğururlarmış. Seninki de öyle anlaşılan. Sibel bir çocuk ordusu kursa gene beni Tonga'ya düşüremez. Bayrağı çekmişim bir kere. Alo, alo! Tatlım benim! Alo, alo! Senin gibi erkekler de olmasa erkeklik ölür. Yapma Turgut, ısırma beni! Yap, yap! Alo, alo! Senin kuluçka telefonda galiba, baksana! Evet! Erkek olmasını tercih ederim ama ziyanı yok. Evet, benim! Hayır, çok mühim bir iş toplantısındayım, gelemeyeceğim. İyi ama acelesi ne? Niye merak edeyim, çocuk işte! Görmek için bütün bir hayat var. Evet! Peki Turgut! Nasıl istersen öyle olsun. Hayırlı işler! Bazı kadınların aptallıklarını da diyecek yok yani. Nasıl yuttu? Karım aptal değildir. Akıllı olsa inanmazdı. İnandığını kim söyledi? Senin iş toplantısında olmadığını fark eder, bağırır, çağırır, hatta küfür ederdi. Karım yalnız akıllı değil, terbiyelidir der. Akıllı, terbiyeli, başka? Korkarım güzeldir de diyeceksin. Güzellerin en güzelidir. Bu kadar bulunmaz sit kumaşıyım işte, yanımda ne işin var? Bir çeşit sevgi bu. Kıskançlık, aşağılık duygusu ve aşk karıştı mı birbirine? İnsan benim gibi saçmalar işte. Onu üzmek, ona eziyet vermekten hoşlanıyorum. Aman kim bilir ne mantardır. Karım hakkında laf ederken ağzından çıkan kelimelere dikkat et. Yoksa canın yanar. Yani seviyor musun onu? Deliler gibi. Peki bu ne biçim sevgi? Bilmem. Deli sevgisi belki. Onu kıskandırmaktan hoşlanıyorum. Baba olduğumu duyunca içim hop etti. Acelem yok dedim ama şu anda kızımı görebilmek için çok şeyler feda edebilirim. Talihsiz kızım benim. Baban görmek bile istemedi seni. Yine mi Yeşil'in mektubunu yollamışlar? Duvarda yer kalmadı. Amca olmak kolay mı? Abin gene aynı havada mıymış? Annem, Turgut her gün daha kötüye gidiyor diyor. Biraz çapkındı falan ama iyi insandı. Tarık'ın bile kalbini kıracak kadar huysuzlaşmış. İçki, kumar, karısını ihmal. Halbuki bak şu çocuğa. Böyle bir kızın yanından ayrılmak ister mi insan? Değil.
babamı çiğneyeceğim. Hadi yeter artık. Aa, ne olur biraz daha oynayalım, ne olur. Bana. Yoruldum yavrum, hem işim var. Ne olur biraz daha oynayalım. Oğlum, 40 yılda bir kal evde. Çocuk senden hoşlanıyor. İşim var dedim anne. Allah'a ısmarladık. Hain sen de, lafını bile esirgiyorsun benden. Paramı esirgemiyorum ya, sence de en mühim şey o zaten. Müteahhit Turgut Bey, nihayet senin aynı çöplüğe düşebildik. Niçin bu kadar düşmansın ona? Çok eski bir hikaye. Bana bak, bu gece 5000 kazanmak ister misin? Canımı bile veririm. Ya. Benden paso. Devam edemeyeceğim. Bu oyuna ancak Cahit Bey'in parası dayanır. Benim yerimi alır mısınız Cahit Bey? Beyler müsaade ederlerse. Buyurun Cahit Bey. Pas. Rest. Pas. Relans. Evet. Pas döper. 3-7. Hı. 10.000. Hepsi çalışır mı? Evet. Kaybınız 50.000'i buldu. İsterseniz bırakalım Turgut Bey. Hayır. Evet. Pas. 5 pot. Pas. Evet. Tek kart. Pat of kart. Rest. Redans. Yavaş ol Turgut Bey. Yanındaki kadınların dövülmesinden hoşlanmam ben. Böyle kaltaklar daima dövülür. Bazılarıyla da evlenilir değil mi? Ne demek istiyorsun? Randevu evinden kaldırıp nikahını aldığın karından bahsediyorum. Katil! Katil! Öldü! Öldürdü onu! Katilsin! Katilsin! Katil oğlum! Adam öldürdü! Teslim ol! Kaç! Kaçamaz, yakalarlar! Kızını düşün! Katil kızı olacak! Yeşil, yeşilim benim! (Gülüyor)
kişi öldürdün. Artık hiç kurtulamazsın. Hapishane parmaklıkları arasında geçecek ömrün. Bunlar gibi demir parmaklıklar. Demirler sağlamdır, parmaklıklar katillerden kuvvetlidir. Hayır, olmaz, olamaz. Ben katil değilim. İkisinde de kabahatim yok benim. Öldürmedim, isteyerek kimseyi öldürmedim. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na. Sayın Savcı, Nihat Kebir adında seneler önce aile saadetini, şimdi de bütün servetini kaybetmiş alkolik ve yapayalnız bir insanım. Bu mektubu aldığınızda bütün acılarım bitmiş olacak. Belki denizde boğulacak, belki bir tren ya da otomobil altına atacağım kendimi. Bunu şimdiden kestiremiyorum ama ne olursa olsun ölümümden kimse mesul değildir. Ortaköy, Bahtiyar Sokak 18 numaradaki evimde kalan 3-5 parça eşyamı fakir fukaraya versinler. Hürmetler. Bahtiyar Sokak numara 18 Ortaköy. Size bu türlü seslenişimi yadırgayacaksınız. 2 yaşında ayırmışlar beni sizden. Uçurumlar soktular aramıza, size düşman yetiştirdiler beni. Küçük bir hatıranızı, ufak bir resminizi çok gördüler bana. Annemin 3. kocası üvey evlatlığın acısını bana öylesine tattırdı ki
Adresiniz elime mutlu bir tesadüf sonucu geçmeseydi kendimi öldürebilirdim inanın. Sizi bulmak, size sığınmak acı dolu karanlık hayatıma bir ümit ışığı oldu. Bir yerde çalışıyorum, aylığımı alır almaz İstanbul'a geleceğim. Belki beni görmek istemezsiniz. O zaman kimsesiz sürünmektense ölmeyi tercih edeceğim. Bir resmi yolluyorum size beni tanımanız için. Ayın ikisinde saat 4'te Haydarpaşa'da olacağım. Gelmezseniz evinize uğramam, rahatsız etmem sizi. Hiç tanımıyoruz birbirimizi ama ben sizi o kadar çok seviyorum ki kabul etseniz de etmeseniz de gene sevgiler. Ellerinizden öperim babacığım. Gül Kebir. Ayın ikisinde burada. Kumarhanede Cahit adında birini yaraladıktan sonra ortadan yok olan tanınmış iş adamlarından Turgut Demirer'in arabasıyla beraber Boğaz yolunda kazaya kurban gittiği anlaşılmıştır. Sevgili oğlumuz, kardeşimiz, eşim ve babam Turgut Demirer feci bir kaza sonunda bizi sonsuz acılara garg ederek aramızdan ebediyen ayrılmıştır. Cenazesi öğle namazını müteakip Şişli Camii'nden alınarak yarın geliyor. O zaman kimsesiz sürünmektense ölmeyi tercih edeceğim. Düşünme, gitmek mecburiyetindesin. Babasının ölümüne sebep olduğun bir kızı intiharın eşiğinde yüzüstü bırakamazsın. Eski günah ve hatalarını bu kıza el uzatmakla ödeyebilirsin. O kızdan sen mesulsün artık. Thank you.
Gel yavrum, baban değil o. Babamı isterim, babam nerede? Baban gezmeye gitti yavrum, daha gelmez. Hadi dolaştırayım seni. Anlıyorum Sibel. Ağlamak da giden gelmez ki. Hepimiz üzüldük. Elim dediği ki... Zavallı babacığım benim, sen ne kadar yalnızmışsın. Evin dağınıklığında, her şeyinde kimsesizlik hissediliyor. Evet, son zamanlarda işlerim ters gitti, iflas ettim. Ziyan yok babacığım. Adresini bilseydim, o zaman... Nihayet bulduk ya birbirimiz, artık yalnız değiliz. Ufak da olsa, öz babamın evi bana saraylardan güzel gelir. Seni güç bir hayatın içine sokmak istemezdim. Böyle deme baba. El ele bütün güçlüklere karşı koruz. Ben de çalışırım, evi derler, toplar, sana bakar, seni rahata kavuştururum. Sandığımdan da boyluymuşsun. Annemin söylediğinden çok daha güzelsin. En iyisi eskileri, annenin dediklerini unut. Geçmişe ait ne bir şey söyle, ne de bir şey sor. Anlıyorum baba. Bu andan itibaren başlıyor hayatımız. Oh, hiçbir yalan ve riya olmadan, birine baba diyebilmek, baba kelimesini kalbi titreyerek söylemek, ne güzel şey! Kızım, sana layık olduğum bir hayatı temin için, yarından itibaren yeni bir iş arayacağım kendime. Baba, beğendin mi babacığım? Şaşırdım, meğer sihirbazlığın da varmış senin, ama yorulmuşsundur. Sevgiyle yapılan iş yormuyor insanı. Çiçeklere kadar her şeyimiz tamam. Ooo, masamız da krallar masası gibi, mumlar da var. Ne o, yoksa yaş günü mü? Hayır baba, elektriği kestiler de. Teşekkür ederim Gül. Öyle sıkıntılı, öyle garip durumdayım ki, sen hayatıma değişiklik getirdin. Sadece bir evlat sevgisi babacığım. Ben ölmüş bir adamdım Gül. Herkesle kesmiştim ilişiğimi. Yeni hayatıma, yeni dünyama ilk giren insan sen oldun. Ben de öyleydim baba. Çevremdekilerden nefret ediyordum. Sizin yanınızda içim aydınlandı. Mum ışıklı bir odada mı? Evet baba. Annemin yanında avizeler altında hayatım karanlıktı. Burada mumla ışıldadı. Nen var Tarık senin? Hiç. Ben Paris'teyken hiç dediğin şeyi isimlendiriyordum. Anlayamadın. Hiç aşık olmadım ama... hakiki bir aşkın ne olursa olsun ölmeyeceğini sanıyorum. Ne demek istiyorsun? Mektuplarında yazdığın aşktan bahsediyorum. Bu bahsi bıraksak Doğan. Hastalık ondan kaçmakla değil. Bilakis onun üzerine eğilmekle tedavi olunur. Ya Turgut? Anadolu'muzda adettir. Ölenin yerine en yakınları alırsa... ölen daha rahat uyur derler. Turgut yok artık. Bay, bir de eve kapatma koymuş ha! Evinin kirasını ödeyemezken bir de sokak süpürüntülerine besliyor bizim Nihat Efendi! Fakat ben Nihat Bey'in kızıyım! Kızı mı? Kim olursan ol! Beni alakadar etmez! İster dostu ol, ister kızı! Ben bu evin sahibiyim, sahibi! 5 aydır da 10 para kira alamıyorum! Ne zıkkımın oluyorsa olsun! Söyle o sarhoş herife, ya 2 güne kadar kiraları getirir, yahut da pılıyı pırtıyı toplayıp defolup gidersiniz! Thank you.
Bu üçüncü şişe fazla gelmez mi abi? Şu düşünceler boğulmadan 103. şişe olsa vız gelir. İçkiye bu derece düşkün değildim Tarık. İlaç oluyor bana içki. Senin ilaçın başka Tarık. Annemle konuştum. Niye? Senin durumunu. O da benim fikrimde. O da senin Sibel'i Turgut'tan daha önce sevdiğini biliyor. Ama Turgut elini çabuk tuttu. Zaten her şey de aceleciydi. Ölümde bile acele etti. Ben ölüyüm be kardeşim. Güzel! Güzeli var mı bunun ya? Ben ölüyüm diyorum, ölü. Olsun. Ben... Ben ağabasını da ölü gördüm, alışığım. Ne sandın ya? Ama doğrusu içen bir ölüyle ilk defa müşerref oluyorum. Bilirsin ölüler konuşmazlar. Ben konuşurum arkadaş, konuşurum. Çünkü konuşmam lazım. Dinle. Her ölünün mesuliyeti yoktur. Benim var. Çünkü ben yaşayan bir ölüyüm. Başımda genç bir kız. Ha? Kız mı? Güzel! Benim kızım cici mi cici bir kız. Çok çekmiş zavallı. Bir de ben çektiremem, anlıyor musun? Cebimde metelik yok. Elektrik kapandı. Ev sahibi merkebi dayanıp kapıya olur olmaz anırıyor. Merkep sevimli hayvandır. Ben sefalete alışık değilim. Resmen ölü olduğum için çalışamam da. Kızcağızı da süründürmek istemiyorum. Görsen nasıl sarılıyor bana. Babasıyım diye nasıl güveniyor bana. Ne yapacaksın şimdi? Tek çare kalıyor geriye. Bir yabancı geçmiştir. Arslanım sus canım. Sevindin ha beni görünce, sus ama da bozma işimi. Anne! Turgut! Kimsiniz? Benim anne, Turgut. Oğlum. Oğlum öldü benim, siz kimsiniz? Hırsız gibi girdiniz bu evden, çıkın! Hangi hırsız arkası dönük bir kadına seslenir? Hangi hırsız benim kadar size işten anne diyebilir? Ben senin oğlunum anne! Turgut'um ben, ölmedim anne! Bak gözlerime anne! Her tarafım değişse de bir ana hayat verdiği yavrusunu gözlerinden tanır anne! Turgut! Evet Turgut'sun sen! Bu gözler, bu ses! Annem benim! Evlat yavrum! Fakat anlayamıyorum! Dinle anne! Yaşadığımı bilen tek insan sensin. Bu duruma niçin ve nasıl geldiğimi de şimdi anlatacağım. Evet, hepsini anlatacağım. Yalnız bunu öğrenebilmen için tek şartım var anne. Babamın resmi önünde yemin etmeni istiyorum. Yemin mi? Evet anne. (Gülüyor)
hangi şartlar içinde bulunursak bulunalım, hiç kimseye beni tanıdığını, oğlun olduğumu söylemeyeceğine yemin et anne. Hepiniz için aziz bir insan olan babanın resmi huzurunda, ne olursa olsun senin oğlum olduğuna, yaşadığına dair tek kelime bile söylemeyeceğime yemin ederim. Bu senin için ne kadar acı bir yeminse, benim hikayem de o kadar acı anne. Her şey manasız, budalaca bir kıskançlığın kurt gibi içimi kemirmesiyle başlar. Düşünemiyor, hatalarımı fark edemiyor. Hikayem bu anne. Gülü mesut etmek lazım. O kadar masum ve zavallı ki, babasını ezen adama öz baba diye sarılıyor. Ama benim ona verecek hiçbir şeyim yok. Buraya onu yaşatacak yardımı istemek için geldim. Bu evde bir müddet kalmama imkan ver. Hasretiyle yandığım yavrumu, Sibel'i, sizleri göreyim. Beni nasılsa tanımıyor. Sonra geldiğim gibi giderim. Bu iyiliği benden esirgemeyin. Bu ev senin oğlum. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Seni babanızın eski bir arkadaşı olarak tanıtırım. Şimdi git odamdan, konsolun gözünden dilediğin kadar para al. Kendi evinde, kendi karın ve yavrunun yanında bir yabancı gibi yaşamak, bu acıya sen tahammül etsen bile, ben dayanabilecek miyim acaba? Size rahmetli babanızın en eski arkadaşı Nihat Bey'le Keremesi Gül Hanım'ı tanıtırım. Kendileri bir müddet evimizde misafir olarak kalacaklar. Oğlum Doğan, yeğenim Tarık, gelinim Sibel. Müşerref oldum efendim. Babamın en eski bir arkadaşı bizim için de en aziz misafirdir. Buyurmaz mısınız efendim? Hayır, Yeşil babasından başka hiç kimseye böyle sokulmazdı. Bütün çocuklar beni severler de. Hadi amcacığım, trencilik oynayalım, yavrum. Olmaz mı? Hadi ne olursun, hadi. Olur yavrum, hadi. Şimdi kapa gözlerini amcacığım. Öyle mi kızım, saklambaç mı oynayalım? Peki ben gözlerimi kapayayım, sen saklan kızım. Yeşil Hanım'ı bulunca bizi çabuk unuttunuz baba, kıskanıyorum doğrusu. Küçükler daima sevilir kızım. Asıl ben senden şikayetçiyim. Niçin baba? Doğan Bey'le baş başa dolaşmaktan beni hatırlamaya vakit bulabildin mi? Doğan Bey iyi bir çocuk baba. Galiba dünyanın en iyi çocuğu. Oldu! Geliyorum! Nereye saklanmış bu yaramaz? Hakkımdaki düşünceleriniz için teşekkür ederim. Burada mıydınız? İltifatınızın heyecanından ateş bastı. Denize dalmazsak hastalanırım. Emin ol, bu sözleri ilk defa bir kıza söylüyorum. Ben de ilk defa bu kadar su yuttum. Neden? Sözlerin heyecanlandırdı da ondan. Alay etme Gül. Kızlarla konuşmasını bilmem. Ben de erkeklerle. Ama ben güzel bir kıza neler söylenmesi gerektiğini öğreneceğim. Neden? Dünyanın en tatlı kızını benimle evlenmeye kandırmak için. Gençlik güzel şey. Asıl güzel olan talihli olmak. Kadınlardan yana şansınız mı kapalı? Kadınlara karşı kalbim kapalı Nihat Bey. Niye? Ümitsiz bir aşka tutuldum.
Nasıl? Sibel'i seviyorum. Yengenizi mi? Evet, onu seviyorum. İlk gördüğüm andan beri de sevdim. Peki, Sibel Hanım bu hislerinizi biliyor mu? Evet. Demek sevdiğinizi söylediniz kendisine. Hayır, ben söylemedim. Söyleyemedim. Yakalandığım hastalığın sırasında sayıklamışım. O da bana yaşama gücü vermek için ümit verici davranışlarda bulundu. Sonra da her şeyi açık açık anlattı. Çünkü bütün kalbiyle kocasını seviyordu. Ya kocası? Yersiz bir kıskançlık tutturdu, evini, çocuğunu ihmal etti. Sonu da malum. Evet, acı bir son. Yakışıklı adammış Turgut Bey. Beğendin mi? Ama Sibel abla da eşi bulunmaz kadın. Her halinden asalet akıyor. O kadar sevdim ki. İyi. Bugün onunla mezarlığa gideceğiz. Ne mezarlığı? Turgut Bey'in, kocasının mezarlığı. Benim de kendisine refakat etmemi istedi. Tıpkı romanlardaki gibi. Ne eşsiz bir sadakat değil mi baba? Evet yavrum. Sizinle ben de geleceğim. Bu müstesna sadakati ben de görmek istiyorum. Duyarak ağlıyor değil mi baba? O kadar dokundu ki bana. Sanki mezara kapanıp ağlamak istiyorum. Müsaade eder misin baba? Ağla kızım, ağla. Hem de ondan çok daha fazla ağla. Bunu nasıl istersin oğlum? Çok düşündüm hala. Senelerdir düşündüm. Benim yaşamam için tek ümidim bu hala. Abin sayılır Turgut. Onun karısıyla evlenmen nasıl olur? Sibel'i daha ilk gördüğümde sevdim hala. Ama bunu ona söyleyemedim. Abim benden evvel davrandı. Sonra bütün bu sevgimi içime atmaya baktı. Her şeyin ne kadar güç, ne kadar çaresiz olduğunu biliyorum. Artık bu aşk yaşatmaz beni hala. Sibel'in evet demesi sizin razı olmanıza bağlı. Olmaz yavrum. Yapamam. Evet diyemem buna. İyi düşünün halacığım. Eğer bu arzumu yerine getirmezseniz abimin mezarı yanında bana da bir mezar ayırmanız gerekecek. Allah rahatlık versin halacığım. Evet demeliydin anne. Nasıl evet diyebilirdim? Ben manen ölmüş bir insanım. Beni yok farz etmelisin. Yeter artık Turgut. İsrar ederek üzme beni. Üzülsen de üzülmesen de pek iyi demek zorundasın. Ben bu eve onların saadetini bozmak için gelmedim. Bu evet onların hakkı anne. İkisi de öylesine mert, öylesine temiz ki. Ya senin çekeceğin acı? Suçlular acı çekmeye, cezalarını görmeye mahkumdurlar anne. Ben de bundan kaçamam. Tarık'ın içten sevgisini, bana olan saygısını bilsen... Sibel'in mezarımın başındaki ağlayışını görseydin... hayır demeye dilim varmazdı anne. Sibel her bakımdan saadete layık. Tarık ise ona hakiki bir yuvanın sıcaklığını tattıracak tek insan. Sen evet dersen Sibel istese de istemese de itiraz edemez. Senden bu işe ön ayak olman için ikinci bir yemin daha rica ediyorum anne. Evet diyecek misin anne? Evet! Ne
Bir arada uzun, hayırlı ve mesut bir ömür geçirmenizi dilerim. Şimdi de sevgili evlatlarımızdan rahmetli pederleri, kıymetli arkadaşımız Arif Bey'in en son besteleri olan Yemin'i çalmalarını rica edeceğiz. Böylece bu mesut günde onun ruhu şad olmuş olacak. Neyiniz var anneciğim? Ben... yok bir şeyim kızım, iyiyim. Bu parçayı üç kardeş beraber çalardık. Şu anda... Bu besteye piyanosuyla ruh katan rahmetli abim aramızda yok. Onun yerinin boşluğunu biz bu parçayı çalarken daha kuvvetli hissedeceksiniz. Bir dakika Doğan! Nihat Bey de müzikle uğraşırdı. Babanızın bütün eserlerine hayrandı. Size refakat etmesini istiyorum. Hayır ha! Bunu sizden bilhassa rica ediyorum. Tebrik ederim babacığım. Rahmetli abimizden başka hiç kimse bestemizi bu kadar güzel çalamaz. Hatta bir an o çalıyor zannettim. Ben de. Sanki o aramızdaydı. Oğlum! Anne! Anne! Anneciğim! Anneciğim! Anneciğim!
Thank you.